Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile Yalova İl Özel İdaresi tarafından desteklenen ilimizde, sebze üretimini arttırmak amacıyla uygulamaya konulan Yalova İli Plastik Sera Örtülerinin Yenilenmesi Projesi kapsamında sera örtüsü dağıtımı yapıldı. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere İl Müdürümüz Sayın Suat Paralar'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, İl Genel Meclis Başkanı, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, kıymetli meclis üyelerimiz, çok kıymetli çiftçilerimiz, bu projeleri hazırlamakta ve uygulamakta yoğun çaba sarf eden kıymetli mesai arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında kent tarımı yaklaşımı ile Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile Yalova İl Özel İdaremiz tarafından desteklenen ilimizde sebze üretimini artırmak amacıyla uygulamaya koyduğumuz Yalova İli Plastik Sera Örtülerinin Yenilenmesi Projesi'nde örtülerin dağıtım programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. İl Müdürlüğümüz olarak 2022 yılında yoğun bir proje takvimi yürüttük. Bu projelerimizin bir kısmını sadece bakanlığımız bütçesinden destekledik. Bir kısmını yerelde il özel idaresi bütçesinden, bir kısmını Doğu Marmara Kalkınma Ajansı bütçesinden, bir kısmını da ortak bütçeden yaparak 2022 yılını yoğun bir proje yılı olarak tamamladık. Toplam 26 proje uyguladık. Bu projelerle birlikte 16 milyonluk destek sağladık çiftçilerimize. Bu 16 milyonluk desteğin 11,5 milyonluk kısmı da doğrudan hibe desteği olarak uygulandı. 11,5 milyonluk kısmını bakanlık bütçesinden, 1,7 milyonluk kısmını il özel idare bütçesinden, 2,9 milyonluk kısmını da Doğu Marmara Kalkınma Ajansı bütçesinden kullandık. 2869 çiftçimizle ortak projeler yürüttük ve geçen yıl 12.166 dekarlık bir alanda da uygulama yaptık. Yine 2023 yılına da yoğun bir şekilde başladık. Halihazırda 23 projemizi faaliyete geçiriyoruz ve bu projelerimizin ilkbahar dönemi itibariyle de 14'ünün bütçelemesi ve projelendirmesi işlemlerini tamamladık. Toplam 32,3 milyonluk bir proje bütçemiz. Bunun 22,6 milyonluk kısmı da çiftçilerimize hibe olarak uygulayacağımız projeler. Projelerimiz içerisinde arıcılıktan su ürünlerine, büyükbaş hayvancılıkta suni tohumlamadan, küçükbaş hayvancılığımızda artık markamız olan Yalova Kıvırcığı'nın devamı ve yeni projelerinin hazırlanmasına, örtü altında sebze üretiminden, aynı zamanda ürettiğimiz ürünlerle yaşam döngüsü içerisinde karşılaştığımız hastalık ve zararlarla mücadele sürecine, ürünü üretmek bir marifet, ürettiğimiz ürünü katma değerli olarak ortaya sunmak için işleme, ambalajlama, paketleme ve piyasaya arz konularında da ürün işlemeye yönelik yoğun projelerimiz var. 14 projeyi hayata geçirdik dedik. Bu projeleri yılı içerisinde de uygulamaya başladık. Ocak ayı içerisinde 300 bin fide temini yaparak kıvırcık fidelerini üreticilerimizle buluşturduk. Yine Mart ayı içerisinde ilimizde özellikle fasulye üretimine yönelik de projeler yapıyoruz. 250 dekarlık bir alanla ilgili olarak çalı fasulyesi tohumu dağıttık. Yine Kadıköy beldemiz bizim gül üretiminde marka beldemiz. Buradaki üreticilerimizin daha kaliteli, pazar değeri daha yüksek ürünleri içinde geçen hafta itibariyle
TRIPS hastalığı ile zararlısı ile mücadele programına başladık. Yine bu haftada burada inşallah örtülerimizi dağıtacağız ve yine Haziran ayına kadar da seralarımıza fide teminine devam edeceğiz. Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında da bu yıl müracaatları aldık ve 19 projeyi A iş planı kapsamında, 8 projeyi B iş planı kapsamında değerlendirerek bakanlığımıza gönderdik. Yine ekonomik altyapı programı kapsamında da müracaatları aldık. Şu anda değerlendirme aşamasındayız. Yine bakanlığımız tarafından uygulanan uzman eller projemiz var. Ziraat mühendisliği, gıda mühendisliği, veterinerlik hekim, bunların teknisyenliği, teknikerliği, ziraat lisesi mezunu olanları bu grupta herhangi bir iş kolunda çalışmayan, kendi işini kurmak isteyen meslektaşlarımıza 250 bin lira hibe desteği, proje kuruluş desteği sağlıyoruz. İlimiz 3820 dekarlık bir orta alanı üretim alanına sahip ve genel itibariyle de küçük aile işletmelerinden oluşuyor. Dolayısıyla bizim hem bakanlık anlamında hem yerel anlamda bu tür çiftçilerimize yapacağımız destekler onların gelecek dönemlerde de sürdürülebilirliği açısından çok önemli. Burada bugün 7 milyonluk bir projenin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. İlk etapta 5.8 milyonluk kısmını ilkbaharda bu dönemde kullanmış olduk. Ve 223 çiftçimize 360 dekarlık bir alan için örtü dağıtımı yapacağız. 112 tonluk da bir sera naylonu söz konusu. Şunu da ifade etmek istiyorum. Özellikle 20-25 gün önce il özel idaremizin proje sorumlularıyla yine aynı zamanda sera naylonunu tedarik eden Tarım Kredi Kooperatifimizin sorumlu yöneticisi ve bizim proje yürütücüsü arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde naylonlara olası bir zam gelme ihtimalini de dikkate alarak hızlı davrandık ve kilogramını 52 liraya aldığımız sera naylonları da bugün itibariyle 65-70 lira civarına çıktı. Yani şu an itibariyle de %20-25'lik bir karımız söz konusu. Bu projemizde ilk etapta 5.8 milyonluk kısımda bakanlığımız 2.9 milyonla %50'lik kısmı destekledi. İl özel idaremiz 1.455.000 liralık kısmı ve yine çiftçilerimiz 1.455.000 liralık kısmını karşılamış oldular. Evet, üretmek bir marifet ama iklim değişikliği söz konusu. Bu anlamda da bütün üreticilerimizi örtü altı kayıt sistemine kaydolmaya, aynı zamanda da tarsim sigortalarını yaptırmaya davet ediyorum. Evet, tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmazmış. Tarlada izi olan ve bugün burada bulunmamıza vesile olan çok kıymetli çiftçilerimizin her daim hizmetinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Projeleri hazırlarken özellikle yerelde Sayın Valimizden büyük destek alıyoruz. Ben huzurlarınızda kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Özellikle bu sera naylonu projesinde ayrı bir teşekkürü de Sayın Vekilimize arz etmek istiyorum. Çünkü projenin geçen yıldan itibaren her aşamada takibini bizlerle yaptı. Desteklerini bizlere her daim sundu. Bu anlamda da bu projenin sizlere gelmesinde, ortaya çıkmasında büyük katkıları var. Sayın vekilimizle de şükranlarımızı arz ediyorum. Güzel projeler yapıyoruz il genel meclisimizle. Meclis üyelerimize, meclis başkanımızın nezdinde tekrar teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum.